Minimal tasarıma sahip ve masanın üzerinde obje gibi duran bir kablosuz hoparlörden bahsetmek istiyorum sizlere. Logitech Z407. Bu ürün çıktığından beri gerçekten kullanıp deneyimlemek istiyordum. Ve muhtemelen Türkiye'ye ilk geldiğinden bu zamana kadar en uzun süre deneyimleyen kişilerden bir tanesiyimdir. Bir türlü video yapma fırsatım olmadı. Demek ki kısmet bugüneymiş. Öncelikle dış tasarımından bahsetmek istiyorum. Çünkü bence performansının yanında en önemli özelliklerinden bir tanesi tasarımının minimal ve sade olması. Bu gerçekten benim hoşuma giden bir özellik. Toplam 4 ana parçadan oluşan hoparlörde bir tane subwoofer, 2 tane hoparlör ve bir tane de uzaktan kumanda var. Genellikle böyle siyah yaparlar bu hoparlörleri, biliyorsunuz. O siyah böyle bir çiğlik yaratır. Bazı tasarımlar gerçekten çok iyi. Onlara söyleyecek hiçbir şeyimiz yok. Ancak bunda gri bir ton kullanmışlar ve bu tasarımı aslında bir tık daha ileriye götürmüş durumda. İçindeki bu gri gümüşümsü renk tonlarıyla beraber güzel bir tasarım efekti yaratılmış diye düşünüyorum. Ya tasarımı gerçekten benim takdirimi kazandı. Bunun yanında bir de bu subwoofer'ın normalde sağda ya da solda bas hoparlörü oluyor bildiğiniz gibi. Bizim mesela evde kullandığımız TV ünitesinin de sağda. O nedenle bunu belli bir yere konumlandırmanız gerekiyor sizi ve bunun sağda olması aslında sol tarafa konumlandırmanız, solda olması ise sağ tarafa konumlandırmanız gibi sizi sınırlayan bazı özellikler sunuyor. Ancak bunun hoparlörün altında olması istediğiniz yeri konumlandırabileceğiniz anlamına da geliyor. Bu nedenle sizi tasarımsal anlamda yerleşim konusunda hiçbir şekilde sınırlamıyor. Bunu size bırakmış oluyor. Bu hoparlörler toplam 80 watt'a kadar ses gücüne çıkabiliyorlar. Onun yanında bas ise 20 watt'a kadar çıkabiliyor ve güçlü bir ses performansı sunduğunu söyleyebilirim. Burası ofis, aynı zamanda bir apartman. Hiçbir zaman son seste bir müzik ya da film dinlediğimi hatırlamıyorum. Çünkü gerçekten çok yüksek performansta ses sunuyorlar. Ve hem konumlandırmaları gereği hem de evlerin birbirine yakın olmasından dolayı yüksek seste kullanmıyorum. Sizler de muhtemelen kullanmayacaksınızdır. Biraz önce kumandadan bahsettik. Çok güzel bir kumandası var. Gördüğünüz gibi kumanda aşırı sade. Bu iki hoparlör masanızın üzerinde birer biblo gibi duruyor. Şöyle. Bunlar birer biblo gibi dururken masanızın üzerinde kumanda olarak kullanacağınız şey de bir biblo gibi duruyor ve masanın üzerinde herhangi bir dağınıklık teşkil ediyormuş gibi değil. Masanızda herhangi bir şeyin parçasıymış hissi yaratıyor ve böylelikle gerçekten bu benim önem verdiğim konulardan bir tanesi. İnsanların gözünü yormuyor. O nedenle bu kumandanın tasarımı, yani zaten genel tasarımı çok iyi de bu kumandanın tasarımında ayrı bir artı vermekte fayda var. Kumandanın belli başlı özellikleri var. Zaten şöyle bir sticker'la geliyor. Kumandayı sağa sola çevirirseniz sesi azaltıp ya da arttırıyorsunuz. Sağ tarafa çevirirseniz arttırıyorsunuz. Sol tarafa çevirirseniz azaltıyorsunuz. Üzerine bir tık yaparsanız dinlediğiniz müziği ya da filmi durdurabiliyorsunuz. İki tık yaparsanız ileriye alabiliyorsunuz dinlediğiniz müziği ya da görüntüyü. Üç tık yaparsanız da geriye alabiliyorsunuz dinlediğiniz müzik ya da görüntüyü. Yani böylelikle aslında üzerinde hiçbir tuş yokmuş gibi gözüken bu kumanda sizlere 1, 2, 3, 4, 5 tane özelliği sunabiliyor. Gerçekten Logitech'in tasarımcılarını ve mühendislerini burada kutlamakta fayda var diye düşünüyorum. Bu kadar detayı düşünen bir marka herhalde başka detayları da düşünüyordur. Tabii ki de düşünüyor. Bu hoparlörler dikey ya da yatay konumlandırılabiliyor. Arkasında şöyle bir aparatı var. Aslında çok basit bir aparat. Yani bunu düşünmeleri önemli. Şöyle bir aparat var. Bu aparatta hoparlörlerin arkasındaki şu deliklere ya da şuraya ya da şuraya konumlandırarak ister yatay kullanabiliyorsunuz bunu böylelikle, ister de dikey kullanabiliyorsunuz. Böylelikle masanızın üzerinde nasıl bir oryantasyon sağlamak istiyorsanız bu hoparlörler size o konuda destek sağlayabiliyor. Eğer bir monitör yükselticiniz varsa bu monitör yükselticisinin yüksekliğini ona göre ayarlayıp belki arasına tasarımın bir parçası haline de getirebilirsiniz böylelikle. O nedenle masa tasarımını yapmadan önce bunu alıp ya da ölçülerine bakarsanız sizler için daha faydalı olabilir. İki hoparlör var. Bu hoparlörden bir tanesi üzerinde Logi yazıyor. Diğerinin üzerinde hiçbir yazı yazmıyor. Daha sade. Fakat ikisi de birbirinden güzel. Zaten Logitech'te tasarımsal anlamda birazcık logosunu da değiştirdiği için burada sadece Logi yazıyor olması bu marka algısını daha iyi bir seviyeye çıkarttığını düşünüyorum. Onu da söyleyeyim. Bayağı övmüş olduk ama yani güzel gördüğüm şeyi söylerim abi. Mesela kötü gördüğüm şeyi de yapıştırırım yani. Kusura bakmayın. Ya kötü şey demişken benim rahatsız olduğum bir tane şey var bununla alakalı. 2+1 ses sistemleriyle alakalı tabii ki. Direkt bunun özelinde değil. 2+1 ses sistemlerinde bildiğiniz gibi subwoofer var. Subwoofer da masanızın üzerine koyamayacağınız bir büyüklüğe sahip. O nedenle masanın altına, yanınıza, sağınıza, solunuza bir yere koymanız gerekiyor ve bu aslında yer kaplayan ve bu kablo
düzenini ona göre ayarlamanız gereken bir sonuca neden olabiliyor. Fakat bunun sunmuş olduğu bas gücünde çoğu bası içerisinde olan hoparlörlerden duyamazsınız. O nedenle bazı şeylerin artıları ve eksileri var. Fakat bu benim bulduğum tek eksiğiydi. 3 farklı bağlantı yöntemi var. Arkasında bulunan micro USB, AUX girişi ya da Bluetooth'la bağlantı sağlayabiliyorsunuz. Bu sizin seçmiş olduğunuz yöntemlere göre değişiyor. Bluetooth'la alakalı da şunu söylemekte fayda var. 4 farklı cihaza kadar destekliyor böylelikle. Arkasında bulunan bu tuşlarla beraber hangi bağlantı yöntemini seçmek istiyorsanız ona geçiş sağlayabiliyorsunuz. Böylelikle basit bir şekilde atıyorum bilgisayarınıza, telefonunuza, iPad'inize farklı farklı bağlı. iPad'den izleyeceğiniz bir video ya da müziği bu şekilde geçiş sağlayabiliyorsunuz. Bu da aslında bizlere bu basit tasarımlı, minimal tasarımlı kumandanın altında iki tane daha özelliği beraberinde getiriyor. Bluetooth bağlantısı ve farklı bağlantı yöntemleri. Her şeyin sonunda şunu söylemekte fayda var. Evden çalışan kişilerin sayısı gittikçe artıyor ve bu çalışma ortamında bazen yemek yerken bir kaçamak yapıp bir şeyler izlemek, bir şeyler dinlemek isteyebiliyorsunuz. Ya da artık kulağınızın içerisinde bir şeyler dinlemekten yoruldunuz ve hoparlörlerle bu ihtiyacınızı gidermek istiyor olabilirsiniz. O nedenle iyi bir hoparlör almanızda fayda var. Bu hoparlör de sizlere bu performansı sunabilecek bir hoparlör. Efendim benim bununla alakalı söyleyeceklerim bunlar. Videoyu beğendiyseniz beğen butonuna basmayı, sonraki videolardan haberdar olmak istiyorsanız da kanala abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Güzel videolarımdan izlemek istiyorsanız şu videoyu ya da bu videoyu izleyebilirsiniz. Hala abone olmadıysanız da buraya bir tıklayabilirsiniz. Bir abone olmanızı alırım. Kendinize iyi bakın.